Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi siz değerli izleyicilerimizin ve tüm inananların üzerine olsun. Sevgili seyirciler, Eskişehir İl Müftülüğü ve STV tarafından hazırlanan Gönül Ufku programımızda karşınızdayız. Bugünkü program konuğumuz Eskişehir İl Müftü Yardımcısı Sayın Ziya Albayrak hocamız. Kıymetli hocam, programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Teşekkür ediyorum. Afiyettesiniz inşallah. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Herkese sağlık, afiyetler diliyorum. Allah razı olsun. Değerli hocam, önümüzdeki hafta inşallah Ramazan ayına kavuşacağız. Ramazan ayına girerken, yine bir rahmet iklimini karşılarken, zamanla ilgili sohbetimize başlamak gerekirse neler söylersiniz hocam? Genel olarak bir zamanla başlayalım. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi 2019 yılının Ramazanı ile evet, 2020 yılının Ramazanı arasında yaklaşık olarak ömrümüzden bir yıl gitmiş. Evet. Konumuza başlarken bu zamanın önemiyle ilgili olarak, nasıl geçtiğiyle ilgili olarak biraz kelam etmek isterim. Buyurun Sayın Hocam. Bu sözlerimize de madem bereket ayının öncesindeyiz, Efendimiz bu ismi Ramazan-ı Şerif'e vermiş, mübarek bir ay olduğunu belirtmiş. Bizim de konuşmamızın bereketli olması için Efendimizin sözüyle başlamak isteriz. İnşallah. Sözümüze, sözlerimize, programımıza. Şimdi Allah'ın rahmetini hak edenler. Orada diyor ki, dilini koruyanı Allah rahmetiyle muamele eylesin. Hadis-i şerif. Şimdi sayın seyircilerimize her zaman hatırlatıyoruz. Dilin cirmi küçük ama cürmü büyük. Yani cismi çok küçük ama konuştuğu zaman, lüzumsuz konuştuğu zaman bunun suçu yani üstesinden gelinmez tehlikeler arz eder. Şimdi bir eski bir eserin kitabesinde şöyle bir şey var. Ne geldiyse başıma dilimden geldi. Dilim sussaydı başım selamet bulurdu. Evet. Yine Efendimiz kim susarsa kurtulur buyurmuş. Başka bir hadis-i şerifinde kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, iman ediyorsa ya hayır söylesin veyahut da sükût etsin. Evet. Bizim Yunus da demiş ki, ele geleni yersin, dile geleni dersin, böyle dervişlik dursun, sen derviş olamazsın. Ya. Şimdi bu tabii dilimize sahip olmak Allah'ın rahmetini celbediyor. Bununla ilgili olarak ne geldiyse başıma dilimden geldi. Başka bir şeyde de söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağulu aşı, bal ile yağ eder imiş. Konuşmak, tatlı söz yılanı deliğinden çıkardığı gibi kötü söz de adamı dinden imandan çıkarır diyelim. Birini Allah'ın rahmetini kazananların birincisi Efendimizin hadisi şerifine göre dilini koruyanlar. İkincisi de zamanın kadrini, kıymetini bilene Allah rahmet eylesin diyor Efendimiz. Allah ona rahmetiyle muamele eylesin. Şimdi Anadolu'da bu zamanla ilgili çok güzel ifadeler var. Vakit nakittir. Yani vakit demek para demektir. Hatta paradan daha önemlidir. Belki
zaman içerisinde kaybettiğimiz serveti, parayı, malı, mülkü, bağı, bahçeyi, tarlayı yeniden elde edebiliriz. Ama geçen vakti geri getirmek asla mümkün değil. Yine Kant da demiş ki zaman insanı sessizce kesen bir testeredir. Bir dakikanın değerini öğrenmek istiyorsan treni kaçıran birine sor. Bir yılın değerini öğrenmek istiyorsan sınavda başarısız olmuş bir öğrenciye sor. Şimdi sayın seyircilerimiz takdir ederler ki içerisinde yaşadığımız hayat çok hızlı bir şekilde, sudan da hızlı bir şekilde akıp gidiyor. Evet. Herkesin günlük telaşeleri var, meşguliyetleri var. Değil başkalarını düşünmek, kendimizi bile düşünecek vaktimiz olmuyor. Evet. O kadar meşguliyetler içerisine daldık gittik. Gelecekle ilgili planlarımız, beklentilerimiz sonsuz. Sürekli bir koşturmaca içerisindeyiz. Madem 11 ayın sultanı geliyor, herkese vakit ayırıyoruz. Lütfen kendimize de bir vakit ayıralım. Bir ömrümüzün hesabını, kitabını yapalım diyorum. Zaman acımasız. Zamanın nasıl geçtiğini anlamak ise imkansız. Geçen her saniye bir dakika bizi biraz daha yaşlandırıyor, biraz daha çocuklar gençliğe yaklaşırken ihtiyarlar biraz daha ölüme doğru hızlı bir şekilde gidiyor. Şeklimiz, şemalimiz değişiyor. Saçlarımızın beyazlığı artıyor. Şimdi bu konuyla ilgili söz sırası geldiği zaman taşı gediğine koymak gerekir. Cahit Sıtkı Tarancı'nın dediği gibi şakaklarıma kar mı yağdı? Ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görürsünüz yıllar yılı dost bildiğim aynalar? Evet, aynalar bile zamanla bizi, aynalar yalan söylemez, aynalarda bile kendimizi tanıyamıyoruz. Evet değerli kardeşlerim, Recep Şaban derken 11 ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif'e hızlı bir şekilde yaklaşıyoruz. Evet. Nasip olursa 23 Nisan Perşembe akşamı teravih namazını kılacağız. Evet. Tabii içerisinde bulunduğumuz ortam, zaman biraz kritik. Evet, camilerimiz salgın kapalı. Bir hastalık var, bir virüs var. Bu sene inşallah bizim Allah'tan temennimiz Ramazan'ın bereketine, Allah'ın yardımıyla, bizlerin de gayretiyle inşallah bu hastalık ülkemizden ve bütün insanlığın üzerinden gider. Ama görünen o ki eğer tedbirler devam ederse biz vatandaşlarımızdan, aziz kardeşlerimizden teravih namazını camiler şayet açılmazsa evlerinde tedbirlere dikkat ederek kılmalarını tavsiye edeceğiz. Evet. Şimdi müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Eğer kardeşim teravih namazını camide kılmaya niyet edip de ortam buna müsait değilse, inanın evde kılsa bile camide namaz kılmış gibi kendisine Cenab-ı Hak sevap ihsan eyler. Şimdi ayların efendisi dedik ki Ramazan'dır. Günlerin efendisine bu sene Ramazan-ı Şerif'in ilk gününde nasip olursa, günlerin efendisi de cuma günüdür. Nasip olursa biz müminlerin haftalık bayramında da 2020 yılının Ramazan-ı Şerif'ini oruçlu olarak başlamış olacağız. Yani bereketli günler üst üste geldi. Bunları iyi değerlendirmek istiyoruz. Zamanın farkında olmadan nasıl geçtiğini, bizim Yunus'un sözünü zikretmeden geçmek olmaz. Geldi geçti ömrüm benim. Bir yel esip geçmiş gibi
Hele bana şöyle gelir bir göz açıp yummuş gibi. Ya. Göz açıp kapayıncaya kadar 2019 yılının Ramazan'ını tuttuk. 3 ayları beklerken Recep geldi, Şaban geldi, Ramazan geldi derken Ramazan-ı Şerif'inde eşiğine geldik, dayandık ama hiç farkında olmadık. Ama en değerli sermayemiz ömrümüz, ömrümüzden bir senemizin eksildiğini kıymetli seyircilerimize hatırlatmak isterim. Bununla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı bir aydır. Kur'an-ı Kerim'de zamana işaret var. Kur'an-ı Kerim'in bazı sureleri yeminle başlıyor. Zamanla ilgili kavramlara bizim dikkatlerimizi çekiyor. Mesela güneşe, aya, geceye, gündüze, kuşluk vaktine, asra, zamana vurgu yaparak kazanan ve kaybedenleri bizlerin dikkatimize sunuyor. Mesela onlardan, o surelerden bir tanesi de hepimizin bildiği Asr suresidir. Kendisi iki satırdır ama çok kapsamlı bir suredir. Andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içerisindedir, zarar içerisindedir. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka, onlar hangi zamanda, hangi asırda olurlarsa olsunlar, onlar zarar etmeyenlerdendir. Şimdi bu surenin tefsirinde Fahrettin Er-Razi eserini almış. Demiş ki, seleften biri de Asr suresinin manasını pazarda buz satan birinden öğrendim diyor. O şahıs sabahleyin pazara çıkarken şöyle seslenirdi. Sermayesi eriyen, her an eriyen bu adama acıyın. Sermayesi durmadan eriyen bu adama acıyın. Onun bu sözlerini işitince işte insanın hüsranda, zarar ve ziyan içerisinde olmasının anlamını anladım, buldum, dedim diyor. Çünkü insanın en değerli sermayesi ömrüdür. Evet. Bu zaman içerisinde ömrümüzde su gibi akmaktadır. Evet. Şimdi Efendimiz buyurmuş ki, kıyamet gününde, tabii biz imanın altı esasından bir tanesi de ahirete, ahiretin safhalarına inanmaktır. Orada herkes yaptığı hayır hasenatı, şimdi Ramazan geliyor, nasip olursa günler uzadı, havalar ısınacak. Biz bunlara bakmadan, zorluklara bakmadan Rabbimizin emri olan İslam'ın beş ana esasından biri olan Ramazan orucunu Rabbimizin rızasını kazanmak için tutacağız. Evet. Niye? Esas bizim hiç kimseden bir beklentimiz yoktur. Rabbimizin evet. rızasını, onun emrini yerine getirmek için tutuyoruz. İşte gerçek mükafatı müminler, Müslümanlar yaptıkları hayırlı işlerin mükafatını ahirette görecekler. Biz buna inanıyoruz. Diyor ki işte kıyamet gününde Ademoğlu beş şeyden sorulmadıkça Allah'ın huzurundan bırakılmaz. Ömrünü nerede tükettiğinden, en değerli sermayemiz. Evet. Her gün azalıyor. Evet. Gençliğini nerede yıprattığından, malını nereden kazandığından, nereye harcadığından, ilim ile amel edip etmediğinden sorguya çekilecektir. Beş şey gelmeden önce beş şeyin kadrini, kıymetini biliniz. Ölüm gelmeden önce hayatın. Hayat, Cenab-ı Hakk'ın bize sunmuş olduğu en değerli bir emanet, bir armağan. Bu hayat içerisinde biz cennetimizi de buradan götürebiliriz. Allah korusun.
kişiler cehennemini de buradan götürebilirler, götürecekler. Zaten herkes cennetini, cehennemini buradan götürecek. Ölüm gelmeden önce hayatın, hastalık gelmeden önce sağlığın. Onun için bugün sağlıklıyız elhamdülillah. Yarın her an hastalıkla karşı karşıya kalabiliriz. Doğru. Sağlığımızı kaybedebiliriz. İşte bak, dün iki ay öncesine kadar her tarafa gitmemiz serbestken bugün evlerimizden tedbiri olarak çıkıyoruz. Evet. Yani dünyanın ne olacağı, bizim ne olacağımızı Allah'tan başka kimse bilmiyor. Dünyanın, Anadolu'da derler ki, dünyanın bin bir türlü hali vardır. Evet. Onun için hastalık gelmeden önce de sağlığımızın kadrini, kıymetini bilelim. Sağlığımız varsa lütfen Ramazan'da orucumuzu tutalım. Biz bunu o kardeşlerimizin iyiliği için söylüyoruz. Evet. Kendi nefsimizin iyiliği için söylüyoruz. Evet. Nasihat karşıdaki insanın iyiliğini istemek demektir. Biz nasihat ettiğimiz zaman bazı kardeşlerimizin kızdığını görüyoruz. Bizim onlardan herhangi bir menfaatimiz, bir beklentimiz yoktur. Biz onların, samimiyetle söylüyorum, biz onların iyiliğini istiyoruz. Şimdi STV bu imkanı bize vermiş. Biz bu çalışmalarımızdan dolayı herhangi bir ücret, herhangi bir beklentimiz de yoktur. Biz insanlara faydalı olalım diye gayret ediyoruz. Bugün benim izin günüm. Bak, evet. Bunu bıraktım geldim Allah rızası için. Evet, İnsanlara evet. Faydalı olalım diye. Evet. Siz özel aracınızla geliyorsunuz. STV bu imkanı bize sağlıyor. Onun için biz insanların iyiliğini istiyoruz. Efendimiz değil dostlarının, düşmanlarının bile iyiliğini isterdi. Onun için sağlığımız yerindeyken biz kardeşlerimizden, ben kendi nefsime diyorum, sağlığım yerindeyken orucu tutmalıyım. Doğru. Yarın seneye ereceğimize dair bir senedimiz, bir garantimiz yok. Ya yarın ölürsek? Doğru. Evet. Onun için hastalık gelmeden önce sağlığın kadrini, kıymetini bilelim. Başka hadiste de Efendimiz demiş ki, oruç tutunuz, sıhhat bulursunuz. Sağlık elde edersiniz. Meşguliyet gelmeden önce boş vaktinde kadrini, kıymetini bilmek lazım. Fakirlik gelmeden önce zenginliğin kıymetini bilmek lazım. İhtiyarlık gelmeden önce gençliğin kadrini, kıymetini bilmek lazım. Şimdi ben ihtiyarladım, her tarafım ağırmaya başladı. Bunu da ben kardeşlerimizle paylaşmak isterim. En son olarak bu bölümle ilgili olarak, madem bereketli bir aya geliyoruz, birinci bölümle ilgili olarak şunu söyleyeyim ve bitireyim. Buyurun. Recep Şaban derken Ramazan-ı Şerif'e geldik. Şimdi ayların efendisi Ramazan ayıdır, günlerin efendisi de Cuma günüdür demiş Efendimiz. Bu son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözüdür. Yine Efendimiz demiş ki, insanlar Ramazan ayının önemini, ondaki iyilikleri tam bilselerdi, ümmetim senenin tamamının Ramazan olmasını isterlerdi diyorum ve birinci bölümü bu şekilde noktalamak istiyorum. Hocam Allah sizlerden razı olsun. Az önce de söylediğiniz günlerin en hayırlısı Cuma, aylarında en hayırlısı Ramazan. Bu sene de Ramazan ayı Cuma günüyle başlıyor. Ramazan ayına girdik diyelim hocam. Bu ayı biz nasıl değerlendirmeliyiz? Bu ayda neler yapmalıyız? Şimdi daha sonraki programlarımızda da bunlara yer veririz. Yalnız biz Müslümanlar olarak elhamdülillah evet. 11 ayın sultanını, Ramazan ayını çok severiz. Evet. Ramazan ayında bizim yardımlaşma duygularımız daha da yoğunlaşır. Özlemle onun yollarını gözleriz. Onu gönüllerimizde misafir ederiz. O nazlı bir misafirdir. Seneye Ramazan-ı Şerif gelir ama biz belki ev sahipliği yapma imkanı belki bulamayabiliriz. Belki ahirete göçeriz. Onun için çok bu sene evimize gelen misafiri, imkanlarımız varken ölüm gelmeden önce hayatın kadrini, kıymetini bilerek o nazlı misafiri güzel bir şekilde evimizde ağırlayalım, yolcu edelim, bizden memnun olarak gitmesini sağlayalım. Milletimiz bu aya
11 ayın sultanı demiş. Yurda burcu burcu geldi diyerek Ramazan'ı candan merhaba demiş halkımız. Şimdi bu oruç İslam'ın 5 ana esasından biridir. Esas Ramazan ayında tutmamız gereken oruç, farz olan oruç Ramazan'da tuttuğumuz oruçtur. Halkımızın önemli bir bölümü bu Ramazan-ı Şerif'le yetinmiyor. Bazılarının tutum ve davranışları takdire şayandır. Sürekli Recep Şaban'ı Ramazan'la beraber 3 aylar oruçlu geçiren kardeşlerimiz var. Yine pazartesi, perşembe günleri oruçla geçiren kardeşlerimiz var. Evet. Onun için oruca hassasiyetimiz hemen hemen takdire şayan bir durumdadır. Ama bazı kardeşlerimiz de Ramazan'ın gelip gelmediğinin hiç farkında değiller. Şunu söyleyelim, yani kişi ne yaparsa Kur'an-ı Kerim'de ayettir. Kim güzel bir iş yaparsa o kendi lehinedir. Kim de bir kötülük yaparsa o da onun aleyhinedir. Senin Rabbin kullarına asla zulmedici değildir. Yani orucu hangi kardeşim tutuyorsa mutlaka onun amel defterine yazılıyor. Tutmayan kardeşlerimiz de kaybediyor. Biz imtihanı kazanma imkanı varken, sağlığımız varken, boş vaktimiz varken, şimdi çiftçilikle uğraşan kardeşlerimiz de var. O işler de henüz başlamamışken niçin kaçıralım bu 11 ayın sultanını, en değerli ayların efendisini niye boşa geçirelim? Yani bu boş vakit bir daha elimize geçer mi? Geçmez. Evet, onun için İslam'ın 5 esasından biri oruç ibadetidir. Efendimiz buyurmuş ki İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına, Hazreti Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet etmek, namazı özenle kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmak ve hacca gitmektir şeklinde bu şekilde özetleyelim. Ramazan ayının birçok ibadetler var. Oruç ayıdır her şeyden önce. Evet. Kur'an ayıdır. Kur'an-ı Kerim'i de okuyalım, yaşamaya gayret edelim, anlamaya gayret edelim. Nevviru menazileküm bis salati ve kıraatil Kur'an diyor ya Efendimiz, evlerinizi namaz kılmak suretiyle. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim okumak suretiyle nurlandırınız. Şimdi bir takım devlet tedbirler alıyor. Evet. Bizim sağlığımız için, bizim selametimiz için. Şimdi teravih namazımızı evde kılacak olursak evlerimizi nurlandırırız. Elhamdülillah. Vakit namazlarımızı evlerimizde kılalım. Bu şekilde bu sene böyle olsun, seneye Allah kerim. Tabii ki. Evet, içinde bulunduğumuz anı biz o şekilde değerlendirelim. Evet, bu ikinci bölümle ilgili olarak da bunları söylemek isterim. Peki hocam, Ramazan ayı oruç ayıdır dediniz. Oruç ibadetini bize biraz daha anlatabilir misiniz? Şimdi oruç ibadeti... Efendimiz biliyorsunuz peygamberlik görevinin bir bölümünü Mekke'de icra etti. Orada durumlar kritik olmaya başlayınca Mekke'den Medine'ye hicret etti. Oruç ibadeti Medine döneminde farz kılınan İslam'ın 5 ana esasından biridir. Bedenle yerine getirilen bir ibadet. Kur'an-ı Kerim'de sizden kim Ramazan ayına erişirse, kim o ayı idrak ederse o ayda oruç tutsun. Oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır ayetleri var. Bedenle yerine getirilen bir ibadettir. Peygamber Efendimiz hayatında 9 sene Ramazan orucu tutma imkanı bulmuştur. Şimdi oruç, müminin ibadet niyetiyle imsak vaktinden iftar vaktine kadar yemesini, içmesini ve oruca muhalif olan bir takım tutum ve davranışlardan kendisini alıkoymasıdır.
Orucun Arapça Arapçası savmdır. O da kişinin kendisini tutması demektir. İmsak da kişinin kendisini tutması demektir. İmsak vaktiyle beraber oruç ibadeti başlar. Akşam ezanının vakti girince oruç biter. Biz o ana da iftar diyoruz. Yani kişilerin yemek yemeye başlaması demektir. İftarlarını, oruçlarını bozmaları demektir. Yemek yemeye başlamaları demektir. Oruç imsak vaktinde başlar. Sabah ezanları Ramazan-ı Şerif'te bildiğimiz üzere imsak vaktinde okunur. Ezan okunmaya başladığı zaman artık kişiler yemelerini, içmelerini bırakmaları lazım. Zira imsak vaktinden sonra yeme içme olmaz. Artık orucun başlama vakti girmiştir, oruç başlamıştır. Buna dikkat etmeliyiz. Evet, bununla ilgili olarak buna da dikkat etmek lazım. Bu sahur yemeği var. Evet. Şimdi biz Efendimiz tesahharu fe inne fis suhuri bereketen. Herhalde tahmin ediyorum bir bu sahur yemeğine, Ramazan gecelerinde sahur yemeğine kalkarak gündüz tutacağımız oruca kuvvet kazanmamızı Efendimiz beyan etmiş. Evet. Evet, bu bölümle ilgili olarak da bunları zikretmek isterim. Peki hocam, sahur berekettir deniyor. Dualar da kabul ediliyor buyurdunuz. Bu sahurdan da devam edecek olursak neler söylersiniz sahur? Evet. Şimdi bu seher vakti demektir. Seher vakti demektir. Cennet muttakiler için hazırlanmıştır. Ali İmran suresinde bunu bütün kardeşlerimiz hemen hemen bilirler. Es-sabirine ve sadikine vel kanitine. Ondan önceki ayetler muttakilerin durumunu, cennete varis olacakların, cennete gireceklerin durumlarını anlatıyor. İşte cennete girecekler neler yaparlar? Onlar muttakilerdir. Onlar sabreden. Şimdi Ramazan ayı sabır ayıdır. Değerli hocam, sabretmesini bilmeyen adam cennete gitmeyi de başaramaz. Çünkü ibadetler sabrı gerektirir, sabırlı olmak lazım. Bir takım zorlukları beraberinde getirir, emeksiz yemek olmaz. Sabredenler, dürüst olanlar, huzurda boyun bükenler namaz kılarken iki büklüm oluyoruz. Rabbimizin huzurunda rükû edenler, secde edenler, ondan sonra huzurda boyun bükenler, hayra harcayanlar ve seher vaktinde Allah'tan bağışlanma dileyenler cennete dahil olacaklardır. Şimdi İnşallah. Efendimiz buyurmuş ki sahur yemeği yiyiniz. Zira sahur yemeğinde bereket vardır. Evet. Sahur yemeğiyle gündüz tutulacak oruca yardım sağlayınız buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şair de demiş ki yatma seherde uğrarsın derde söyler her yerde elhamdülillah. Koşuşur herkes, duyulur bir ses. Der ki her nefes elhamdülillah. Şimdi seherde sabah namazından önce bütün kainat uyanıyor. Kuşların cıvıltısını hiç duydunuz mu? Herkes hazırlanıyor. Evet. Hayata hazırlanıyor. İbadetle başlıyor. Biz de onun için kim sabah namazını kılarsa o kişi Allah'ın garantisi altındadır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Kıymetli hocam, yine sahurla ilgili bir ara cümle bir şey sormak istiyorum ben. Şimdi biz eski Ramazanlar dediğimizde, kendi çocukluğumuzu hatırladığımızda böyle sahura kalktığımız anları hatırlıyoruz. Bu konuda hani çocukların da şimdi okullarda kapalı, uzaktan eğitimle devam ediyor. Çocuklarımızı da sahura kaldırma noktasında neler tavsiye edersiniz? Bir iki cümle. Şimdi akıl bali olmayan çocukların oruç tutmaları tutmalarıyla ilgili onların mükellefiyeti yoktur. Yok. Ama oruç tutarlarsa yapmış oldukları ibadetleri kabuldür, makbuldür. Evet. Ancak bu sene okullarda gözükmüyor. Evet. Biz onları anne baba olarak onları alıştıralım. Evet. Çocuk yapılan araştırmalarda anne ve babanın tutum ve davranışlarının
çocuklar üzerinde çok büyük tesirlerinin olduğunu psikologlar söylüyor. Doğru. Onların uzmanlık alanı, biz de onların görüşlerini değerli seyircilerimizle paylaşmak isteriz. Tamam. Onun için çocukları da Ramazan-ı Şerif'te yavaş yavaş onları da alıştıralım. Çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim'i öğretelim. Evet. Çocuklarımıza Ramazan'ın ne demek olduğunu anlatalım. Yani yiyecek, küçük çocuklar dahi yemelerini, içmelerini oruçlu insanların yanında lütfen yapmasınlar. Onlara öğretelim. Evet. Dinimizi biz kendimiz öğrenmekle mükellef olduğumuz gibi çocuklarımıza da öğretmek mecburiyetindeyiz. Allah evet, razı olsun. Onlara güzel bir alışkanlık şimdiden kazandıralım. Hayırlı evlat nasıl olacak? Hayırlı evlat dini, diyaneti öğrenen insan, hayırlı işler yapan insandır. Yoksa 11 ayın sultanı, İslam'ın 5 ana esasından birini sağlığı, sıhhati yerindeyken hiç umursamadan yiyip gezen bir insan, hiç kimse darılmasın, hiç kimse gücenmesin, ne olursa olsun hayırlı bir evlat olarak addedilemez. Evet, şimdi dost acı söyler. Evet. Evet, dost acı söyler, düşündürür. Düşman güzel söyler, güldürür ama sonu hüsrandır. Evet, bunu bu şekilde söylemek istedim. Tamam. Kıymetli evet. Hocam, peki oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir? Evet, şimdi oruç bir ibadettir. Bedenle yerine getirdiğimiz bir ibadettir. İslam'ın ana esaslarından biridir. Orucun önemli bir şartı da niyettir. Bütün ibadetlerimizde niyet olduğu gibi oruçta da niyet şarttır. Niyetsiz oruç sahih olmaz. Oruca sahur yemeğini yedikten sonra niyet edilir. Sahura kalkamayan kardeşlerimiz kuşluk vaktine kadar o günün orucuna niyet edebilirler. Niyet kalp ile olur, dille söylemek daha güzel olur demişler. Niyetin nasıl yapılacağını İslam ilmi haline baktığımız zaman şöyle görürüz. Şimdi şu niyeti tarif edeceğim. Mesela bu sene kardeşlerimizin önemli bir bölümü evlerde kalacak. Evlerde mecburi kalmak zorundayız sağlığımız için. Bizim evet. Selametimiz için. Benim kardeşlerimizden tavsiyem ilmihal bilgilerimizi bir daha gözden geçirelim. Hatimlerle hatim okuyacağız, okuyoruz. Onun manasını okuyacağız, okuyoruz. Bir tane de herkesin anlayabileceği İslam ilmihalleri çıktı. Evet. Değerli kardeşlerimden istirhamım bu ilmihal bilgilerini de biz bu boş vaktimizde gözden geçirelim, okuyalım bir. En güzel dostumuz kitabımızdır, kitaptır. Evet. Onları da bir gözden geçirelim, orada görecekler. Oruca şu şekilde niyet edilebilir. Niyet ettim Allah rızası için farz olan yarınki Ramazan orucunu eda etmeye diye bu şekilde oruca niyet edilebilir. Evet. Kıymetli hocam, sahur kısmını bitirmiş olalım. İftar bölümüne gelmek istiyorum. Orucun yine diğer önemli bir vakti. Yine bugün bu sene Ramazan ayında uzun günlerde oruç tutmuş olacağız. İftarı da dört gözle bekliyor olacağız. Yani sonlarına doğru biraz zorlanmalar gerçekleşebiliyor. İftar vaktinden, iftarı beklemekten bahseder misiniz hocam? Şimdi evet, biz çocukluğumuzda annemiz, babamız, büyükler sahura kalktığı zaman bizi de kaldırmalarını dört gözle beklerdik. Oradan şimdi iftara gelelim. Şimdi nasip olursa bir hafta sonra nasip olursa 11 ayın sultanı ile nazlı misafir kapımızı çalacak. Oruç ibadetini tutacağız. Ve günlerde her geçen gün uzayacak. Havalar daha da havaların sıcaklığı da artacak. Ama bütün bu zorluklara rağmen biz kardeşlerimiz çok önemli bir bölümü Türkiye'de yaşayan kardeşlerimizin, diğer İslam aleminde yaşayan kardeşlerimizin önemli bir bölümü oruç tutacaklar. Yani oruç uzun günlere denk geldi. Tabii biz sahura kalkmak ne kadar güzel bir şey ise, oruç tutmak
Allah'ın emrini yerine getirmek de güzel bir şey. Biz oruç tutan kardeşlerimiz alnımızın akıyla akşam ezanının okunmasını iftar sofrası etrafında o sofrada bekliyoruz. Onu anlatmak mümkün değil. O mutluluğu yaşamak lazım. Çoluk çocuk böyle bir de varsa dedemizle, annemizle, babamızla, büyüklerimizle, torunlarımızla, çocuklarımızla beraber o ezan-ı Muhammediye'yi iftar sofrasında beklemek ayrı bir zevktir, ayrı bir ayrı bir mutluluktur ve bizim kültürümüzde çok önemli bir yeri vardır. İftariyeler, özel iftariyeler hazırlanır. İşte özen gösteririz orucumuzu açarken, işte dua ederek başlarız, tuzla açarız, suyla açarız, bulursak hurmayla açarız, Efendimiz öyle yapmış, özen gösteririz. İftar sofrasının hazırlanmasına hanımlar özen gösterirler ve ne kadar özenseler azdır. Şimdi Efendimiz buyurmuş ki çünkü önemli, bak müjdeler var. Oruç tutan insanın iki mutlu anı vardır. Biri iftar anındaki sevinci, diğeri de Rabbine kavuştuğu zamandaki sevincidir. Kulum benim emrimi yerine getirmiş. Başka hadisinde de diyor ya, cennette Reyyan denen bir kapı vardır. Orada sadece o kapıdan oruç tutanlar davet edilecek. Şimdi düşünün, mesela siz mutlu olmaz mısınız? Milyarlarca insan bekliyor. Oradan sizi isminizle beraber sizi ön sıralarda, birinci sıralarda sizi o cennete davet etseler sevinmez misiniz? Sevinirsiniz. İşte onun sevinci. Oruç tutmanın sevinci, Rabbimizin rızasını kazanmanın sevinci. Bir de oruçlunun, Efendimiz buyurmuş ki, iftar vaktinde geriye çevrilmeyen dua hakkı vardır. Oruçlu insanların duaları reddedilmez. Yani oruçlu kimselerin duaları kabul olan dualardandır. İşte dua hakkı vardır. Duasının karşılığı ya dünyada kendisine verilir veyahut da ahirette verilir. Mutlaka verilir. Dünyada göremezse biz dünyada yaşadığımıza inandığımız gibi ahirette de ikinci bir hayata, ebedi bir hayata da inanıyoruz. Kişinin bu oruç iftar vaktindeki dua geriye çevrilmeyen dua hakkı ya dünyada kabul edilir veyahut da ahirette kabul edilir, reddedilmez buyurmuş Efendimiz. Bir de Efendimiz bizim için örnek, iftar ettiği zaman şöyle dua ederdi. Allah'ım senin rızan için oruç tuttum, senin rızkınla orucumu açıyorum. Biz Rabbimizin rızasını kazanmak için oruç tutuyoruz. Oruç sırdır. Sadece Rabbimiz ile bizim aramızdaki bir ibadettir. Ona riya gösteriş karışmaz. Evet. Biz kim ne derse desin, ister bizi övsünler, ister yersinler, biz orucu ve diğer ibadetlerimizi sadece ve sadece Rabbimizin rızasını kazanmak için, o emrettiği için yerine getiririz. Başka kim ne derse desin onlara aldırış etmeyiz. Başka bir beklentimiz de yoktur. Evet hocam, Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Peki hocam, oruç ibadeti bedenimizle yaptığımız bir ibadet. Peki malla yaptığımız ibadetler var mıdır? Bunlar nelerdir? Evet, şimdi sözlerimizin başında da söylediğimiz üzere oruç ibadeti bedenle yerine getirilen bir ibadettir. İslam'ın 5 ana esasından biridir. Evet. Yine bu Ramazan ayında yerine getirmemiz gereken bir takım mali ibadetlerimiz vardır. Mesela onlardan bir tanesi zekattır. İslam'ın 5 ana esasından biridir. Yine bunun yanında fitir sadakası dediğimiz fitreyi
Ramazan bayramı öncesinde yerine getirmemiz gereken mali bir ibadettir. Zekatı her zaman verebiliriz. Ama Anadolu'da bir gelenek vardır. Genellikle zekatla mükellef olan kardeşlerimiz bu zekat ibadetlerini mal ile yerine getirdikleri bu ibadetleri fakirin, fukaranın, yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarını karşılamaları düşüncesiyle, bayrama sevinçli girmeleri düşüncesiyle zekat ibadetlerini de bu 11 ayın sultanı, rahmet ayı, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonunda cehennemden kurtuluş olan ay içerisinde yerine getirmeye gayret ederler. Önemlidir, paylaşmak mutluluktur. Şimdi fitre, zekat ve diğer sadakalarımız zengin ile fakir arasındaki sevgi bağıdır. Fakir insanların duası makbuldür biliyorsunuz. Evet, dünyanın düzeni dua ile devam eder. Kimin duasının da kabul olacağını Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Onun için kim isterse asla azarlama yoluna gitmemeliyiz. Yani az olsun, çok olsun. Hanımın dedesi vardı. Özel olarak yanında bozuk para bulundururdu. Geçtiği sokakta ne kadar isteyen insan varsa, yani az olsun olsa bile onlara mutlaka bir şeyler vererek yürür giderdi. Böyle bir asla azarlama yoluna gitmemeliyiz. Evet. Bize veren Allah ona vermesini bilmiyor mu? Yani malı çok olan insanları Cenab-ı Hak fazla sevdiğinden vermiyor. Bir imtihandır. Evet. O imkanlara sahip olmayan insanları Cenab-ı Hakk'ın sevmediğini söyleyemeyiz. Evet. O bir imtihandır. Yani veremiyorsak da nezaketen. Nezaketen. Evet. Yani bir şey dememeliyiz. Evet. Ama vermeliyiz. Bir lira da olsa kim istiyorsa vermeliyiz. İstemek zor kardeşim. Cenab-ı Hak hiç kimseyi muhtaç eylemez. Amin. Evet, öyle dua edelim. Onun için sadaka malı eksiltmez. Ondan sonra az sadaka çok belayı def eder. Başka bir sözünde de Efendimiz diyor ki, hastalarınızı, hastalıklarınızı sadaka vermek suretiyle tedavi ettiriniz. Yani onun hikmetini biz bilemeyiz. Yani adam bir dua eder, gerçekten o an için ihtiyacı vardır. İstiyor belki, diyor ki ekmek param yok, çocuklarım evde aç. Ya gerçekse komşusu aç iken tok yatan bizden değildir. Hadisi şerifi var. Biz bunlara dikkat etmeliyiz. Onun için Kur'an-ı Kerim'de siz Allah için ne infak ederseniz Allah size ondan daha hayırlısını verir buyuruyor Rabbimiz. Onun için Ramazan ayı gelince Efendimiz daha da cömert olurdu. Her zaman cömertti ama Ramazan ayı geldiği zaman İbn Abbas diyor ki Cebrail ile sair vakitlerde Resulullah karşılaşırdı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Cebrail getiriyordu Efendimiz'e. Ama Ramazan ayında Cebrail'le daha da çok karşılaşırdı. Niye? Çünkü o güne kadar gelen ayetleri karşılıklı olarak birbirleriyle mukabele ederlerdi. Yani mukabele okuyan insanlar aynı zamanda Efendimiz'in sünnetinde yerine getirirler. En fazla cömert olduğu ayda Hazreti Cebrail ile beraber en çok karşılaştığı Ramazan ayıydı. Ramazan ayında Efendimizin cömertliği daha da artardı diyor Efendimiz. Hazreti İbn Abbas Efendimizin cömertliğini bu şekilde ortaya koymuş. Evet. Kıymetli hocam, programımızın bir 5 dakikalık bölümü kaldı. Yine özet olarak konumuzu nasıl bitirmek istersiniz? Evet. Şimdi oruç tutacağız nasip olursa. Evet. Oruç tutan insanlar Efendimiz çeşitli hadislerde müjdelemiş. Yalnız şunları zikretmeden geçmek olmaz. Buyurun. Diyor ki
oruç tutan insanın uykusu ibadettir. Susması tesbihtir. Amelleri misliyle kat kat kabul edilir. Duası kabul edilir, müstecaptır ve günahları affedilir. Oruç tutunuz, sıhhat bulursunuz. Şimdi çok önemli, şu notumla bitireyim. Ramazan ayı ziyafet ayı değil, Ramazan ayı ibadet ayıdır. Yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Ramazan ayı sabır ayıdır. Ayların efendisi Ramazan'dır, günlerin efendisi de Cuma'dır. Ramazan ayı, 11 ayda bir gelen rahmet, Kur'an, çokça mukabeleler, hatimler okumalıyız. İrşad, islah, neyi islah? Nefsimizi islah. Hatalarımızdan dönme. Oruç, günahlardan arınma. Dua, istiğfar, tevbe, infak, sadaka ve ibadet ayıdır diyerek bu sohbetimizi tamamlayalım. Ramazan-ı Şerif'in ileriki günlerde idrak edeceğimiz Ramazan-ı Şerif'in bütün İslam alemine ve ülkemize hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Sayın seyircilerimizi saygıyla selamlıyoruz. Hocam Allah razı olsun. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Programımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Allah ben de teşekkür razı ederim. Olsun. Evet. Kıymetli izleyicilerimiz, Gönül Ufku programımızın sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ramazan ayı boyunca yine Eskişehir İl Müftülüğü ve STV tarafından hazırlanan İftar Sevinci programlarımızla iftardan hemen önce sizlerle birlikte olacağız. Rabbim Ramazan ayına en güzel şekilde ulaşmayı bizlere nasip eylesin. Şimdiden Ramazan ayınız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.